Burada bağlıydı at. Gelip çözdüm, suya götürecektim. Semeri atacaktım üzerine, kolumu ısırıp kaçtı. Adıyaman Gerger'e bağlı Çobanpınar köyü sakinlerinden Ramazan Sarıduman, ahırında bulunan atı suya götürürken at tarafından kolundan ısırıldı. Bunun üzerine Ramazan Sarıduman yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle jandarmaya bilgi verildi. Ramazan Sarıduman'a kuduz aşısı yapılarak gerekli tedavi uygulandı. Bu kuduz hastalığı zoonotik bir hastalık. Yani insanlara bulaşabilen bir hastalık. Evet. Senin ahırında şu anda hiçbir hayvan yok. Sadece atın vardı. Yok. Evet. Bundan sonra karantina süresince ahırına herhangi bir hayvan almayacaksın. Daha sonra anormal hareketler sergileyen ve kendi kendini ısırmaya çalışan atın numuneleri Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Numune sonuçları pozitif çıkarken Çobanpınar Köyü 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köydeki hayvanların ise aşılanmasına karar verilirken atın neden kuduz olduğu ise araştırılıyor. Kuduz atın sahibi Ramazan Sarıduman yaşananları şu sözlerle anlattı. Ben doktora gittim. Aşımızı yaptık. Biz tarıma başvurduk. Askere başvurduk. Ondan sonra geldiler. Müdahale ettiler. Hayvanın başını alıp götürdüler. Hayvan kuduz çıkmış. Bir yere gitmedi. Bir teması falan yok. Atı tarlaya götürüp tarlada getirdim. Hiç temas falan yok bir yere. Bir yere salmadım yani. Ahırda bağlıydı devamlı. Adıyaman Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Gürbüz ise tüm önlemleri aldıklarını belirterek konuşmasında şu ifadelere değindi. İlçemiz Çobanpınar Köyü'nde bir atın anormal hareketler sergilemesi üzerine Jandarma Karakol Komutanlığı'na tarafımıza bir ihbar düştü. Bölgeye hemen veteriner hekim arkadaşlarla intikal ettik. Alınan materyaller Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne pozitif, kuduz pozitif çıktı. Biz de ona istinaden zabıta komisyon kararlarımızı aldık. İdari ve fenli tedbirlerimizi alacağız. Bilindiği üzere kuduz zoonotik bir hastalık. İnsanlara bulaşma ihtimali de olan bir hastalık. Onun için bu bölgeyi 6 aylık karantinaya alacağız. Hayvan giriş çıkışlarını yasaklayacağız. Bölgedeki tüm kedi ve köpekleri, sahipli sahipsiz tüm kedi ve köpekleri kuduz aşısıyla aşılayacağız. Köyde kuduz vakası tespit edilmiştir. 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışını kapatılmıştır.